Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda mini PC'lere bakacağız. Minik bilgisayarlar, ufak bilgisayarlar. Bakalım bunlar bize ne sunuyor? Almalı mıyız, almamalı mıyız? Onları hakkında genel muhabbet edeceğiz. Bu arada kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve çana tıklayıp yeni videolardan haberdar olmayı lütfen unutmayın. 50 tane mini bilgisayar görünüyor listemizde. Hepsi buradan siteyi kullanıyoruz yine. Fiyata göre sıraladığımızda bakalım kaç TL'lerden başlıyor. Evet. Şöyle bir stick PC olayı var ama bunlar genelde özellik bakımından düşük ve kullanım kolaylığı yönünden de ızdırap olduğu için bu Android'de stick PC'leri tavsiye etmiyorum. Çünkü bunların ayarlanması, kontrolü ya da ıvır zıvırı gerçekten zor. Onun yerine touchpad'li bir tane klavye alırsanız da şurada gösterebilirim. A4 Tekin miydi? A4 Tekin'di galiba. Touchpad, kablosuz klavye. Aynen, Everest'in var. Başka şeyin de olması lazım ya. Touchpad, mouse. Vallahi bir Everest çıkıyor. Neyse, yani benim kastettiğim o değildi ama Surface Series bir Logitech. Aynen bu Logitech'miş. Bakın şuna benzer bir klavye ya da bunun aynısını alabilirsiniz. Hatta Sinerji'de varmış. Kaç para kardeş? 210 lira. Bazen böyle 150 lira falan da düştüğü oluyor duruma göre. Ya da farklı bir şey de alabilirsiniz. O tarz bir klavye alıp hazır touchpad de yanınızda, bilgisayarınıza uzaktan hükmedebilirsiniz. O bir kere cepte kalsın. Şimdi mini bilgisayar kısmına gelirsek ne amaçla kullanacağız? Tabii ki televizyonun yanına koyacağız dizilerimizi. Netflix'ten dizileri atıyorum. İşte Spotify'dan müzikleri ya da belki film izleme platformlarından filmlerimizi falan izleyeceğiz. Ya da belki çocuk YouTube'da takılacak. Hani arada. Bu tarz pek çok amaçlı kullanabilirsiniz. Ya da normal televizyonun yanına koyup yanına bir tane de yazıcı attınız mı zaten bilgisayar. Hani normal ofis çalışmalarınızı ya da ne bileyim herhangi bir çalışmalarınızı halledip yazıp yazıcınızdan çıktıları da alabilirsiniz. Bu tarz işler için de kullanılabilir. Yani şeyi geniş, yelpaze geniş. Dediğim gibi Android USB stickleri, USB bilgisayarları kesinlikle önermiyorum. Özelliği ne kadar güçlü olursa olsun. Araya üstü kullanım dandik olduktan sonra iş görmüyor. Şimdi Shuttle'ın Atom işlemcide 1 GB RAM, 16 GB ROM'lu Android PC'si var ki Android'i gördük. Hemen oradan kaçtık. Bu zaten endüstriyel amaçlı genelde işte makineler ya da makine tasarımcılarının kullandığı. Tasarımcı derken yanlış anlaşılmasın. Makineyi sadece makineyi çalıştırsın diye PLC komutlarını işlesin diye kullanılan makinelerden. O yüzden bizim de işimize yaramaz. Atom 4 GB RAM, 64 hafıza. Ya bu Atomlar tırt. Yani harbiden çok kötü. 1000 lira buna verirseniz üzülebilirsiniz. Hani 4K'ya falan yazıyor da. Gigabit Ethernet 4K video. Bu cihaz zorlanır yani. Hani şu Celeron bile şüpheliyken hani onun hiç şansı yok. Celeron 4 GB değil mi? 128 SSD, Gigabit Ethernet, Wi-Fi, FreeDOS falan. Buna mesela bir Linux ya da bir Windows kurup hem HDMI hem VGA var. En azından giriş seviyesi film izleme, televizyonun yanına cihaz olarak koyabilirsiniz. Bunlar zaten fansız yanlış hatırlamıyorsam. Asus'un atomlu olanı var ama 2 GB RAM, 32 MMC, Windows 10. Vivo Stick. Ya bunlar bırak 1600 lira yani 300-400 lira edecek malzemeler. Bu şekilde almayın yani. 1700 lira ne var? Sunum. Ya işte bu evet sunum işlerinde de kullanabilirsiniz de dediğim gibi böyle zaten hani mesela sunum için işlemi için şunu da kullanılabilir yani. Hani yanınızda alın gidin takım projeksiyona. 10 numara yani illa laptopla gitmenize gerek yok. Onunla da gelebilirsiniz dediği gibi.
AMD E2 bunlar da yavaş sistemler. Ya en azından bir Pentium olsa ya da bir i3 sınıfı olsa. Bunlar evet i3 bakın 4 GB RAM 7. nesil i3 1 TB diskere şükür ya 2200 lira. HP G3 Mini hem HDMI hem VGA çıkışı var. Alt projeksiyonu da bağla, televizyona da bağla, 4K video da izle. Ha işte yani bizim aslında en temelde minimum alacağımız cihaz bu. Ya da hani kampanyalı buna eşdeğer bir şey bulursanız i3 4 GB RAM 1 TB. O da olabilir. HP'nin mini bilgisayarları gerçekten şahane çalışıyor. Hani neredeyse kusursuz diyebilirim yani. Fan sesini falan pek duymuyorsunuz. Tam yüke girdiği zaman ki tam yüke ne zaman girer? Çok ağır bir uygulama çalıştırırsınız ya da benim gibi oyun oynamaya çalışırsanız orada bir ufak tefek sıkıntılar olabilir. Bu da aynı şekilde 4 GB RAM 122 SSD'si var ki bu biraz daha akıcı çalışır. 2292 lira bir babuk. Olur. Bu da olur. Lenovo ne bize ne sunuyormuş? Lenovo 8. nesil bir i3 4 GB RAM 1500 disk sunuyor ki şuna nazaran bir tık daha iyi. Her türlü gideri var bunun da. Şu alınmaz. Mesela ona eski bir mesela ona o para kesinlikle verilmez. Aynı şekilde çok bir esprisi yok. Hani fazla bir fark yok zaten aralarında. Bunlar aynı cihazlar. i3, i3. Hatta aynı cihazlar. Bunu da geçtim. Yani bu şeylerin şunların yanında gerçekten kaba kalıyor. Yani burada en güzel seçenek işte Asus. Şu HP. Asus ve Lenovo. Gerçekten muhteşem üçlü olmuş. Yani üçünden biri alınıp televizyonun yanına konabilir. Dell bize ne sunuyor? i5 sunuyor. Bakın biraz daha para çıkarsanız diyor ki ben i5 4 GB 500 GB disk ve Ubuntu'lu bir Ubuntu dediğimiz de bir Linux çeşidi. Linux'un envai çeşidi var. Ubuntu'yu rahat kullanırsanız herkes rahat kullanabilir. Kullanamazsanız da 20 liralık lisanslarla 15-20 liralık lisanslarla bir Windows sahibi olabilirsiniz. Bu i5 seçeneği burada güzel olmuş. 2700 bandında. Ya biraz da kampanya kovalarsanız olur yani. 2800'de de mesela Asus'un i5'lisi var. 6. nesil. Olur. Tabii 8. nesil çok çok daha hızlı. Evet. Oyun oynanır mı? GTA 5 çalıştırır mı? Yani valla çalıştırmaz diye düşünün yani. Bu tür cihazlar pek oyun için ideal cihazlar değil. Her şey yapılabilir mi? Mesela geri geleyim hatta. Bir sayfa mı geçmişiz? Aynen öyle olmuş. Şu arkadaşta mesela bakın USB 3 soketi var. Şimdi bunlara hani harici ekran kartı kutuları var. Tabii bu arkadaşa bir tane daha 8 eklersiniz mesela ya da 4 eklersiniz. Bunun RAM'i bir 8 yaparsınız. Şu diski çıkartıp 1 TB'lık da bir SSD atarsınız. Ve şu USB 3 üzerinden de harici ekran kutularına konan ekran kartlarından da aldınız mı? Evet bunda oyun oynanır. Ama yatırım maliyeti gerekiyor. Gördüğünüz gibi USB 3 3.1'ler var bu arkadaşta da bu 4. nesil. Ki U serisi laptop işlemcisi. Emlona bu parayı vermeyin. Remi 8 diye de kesinlikle vermeyin. Gerideki 4'lükleri 8 yapın daha iyi. Bununla geçiyorum. Bunların artık bir esprisi kalmadı. Bu saatten sonra mesela i3 9. nesil. Ya i5 8. nesil vardı geride. Bence daha iyi bir seçenek gerideki. Bu biraz daha ucuzlasa güzel olur. Çünkü 4 GB RAM falan artık 3000 bandını geçtik yani 3500'e geldik. Bunlar da aynı şekilde alınmaz olarak geçiyorum. Çünkü biraz daha iyi bir şeyler vermeleri lazım. İyi bir şey ne verebilirler? Değil mi? i3 vermezler abi. i7 verirler. Bakın i7 6500 olur. Bu olur. 8 GB RAM 240 SSD. Hiç de fena olmaz yani. Canavar gibi. Şimdi bunda en azından iş anlamında da çalışmalar yapabilirsiniz. Mesela kodlama yapacaksınızdır, render alacaksınızdır. Ne bileyim
Üstte Emacs'le çizim yapıyorsunuzdur, Ansys kullanıyorsunuzdur, Katya kullanıyorsunuzdur, Maya kullanıyorsunuzdur. Ne bileyim hani ya da ne bileyim programlama, Unity, belki Unreal Engine. Tabii onları bu işlemci yükünde kullanabilirsiniz. 8 GB RAM de güzel olur. Ekran kartı işlemcinin içindekini kullanacağınızdan dolayı ekran kartı performansı her zaman zayıf olacak. Ya dediğim gibi USB 3 üzerinden bir çözüm üreteceksiniz. Veya oyun işini bunda rafa kaldıracaksınız. Normal çalışmalara odaklanacaksınız. O yüzden bazı babalar özellikle böyle tercih ediyor ki oyun oynayamazsın. Yani vazgeçsin o kısımda. Aynı şekilde şu da güzel bir seçenek. i7-6500 8 GB RAM, 128 SSD, 1 TB SATA disk veriyor. Wi-Fi'si var. 3800 liraya güzel bir seçenek olmuş. Asus'ta ne var? 4 GB RAM veriyor hala Asus. Ne içiyorlarsa. Evet, 4000'i geçtik. Artık bu saatten sonra zaten düzgün bir şey bulabileceğimizi pek sanmıyorum. Ha, Mac'ler var da. Mesela şunlara bu para verelim mi? Tabii ki verilmez. Apple Mac Mini i3, 8 GB RAM, 128 SSD, 128 SSD bir de. Yani tık diye dolacak. Zaten Apple'ı yükseltemiyorum. Öyle kalacaksın. Çok feci. Vallahi bu kadar. Burada tıkandı bu mevzu. 6000 liraya geldik ama yok. 8000'e bu var diyor ki kesinlikle. Yok. Alabileceğiniz en iyi makineleri gösterdim ben size. Aynen şu i7'ler. Daha iyisi de yok yani şu 3'ü. Hatta şurayı pardon şu 2'si. Yani Asus olduğu için şu biraz daha sıcak bakılabilir. Bunlarda 1 TB disk varmış. Fark etmez. 2 yıl garantili olduktan sonra Asus'ta 3 yıl garantili. Bir tane tercih edilebilir ama geri hani en ideal ne derseniz bir i3, i5'li sistem televizyonun yanına gider kardeşim abi. Hani video hızlandırma vesaire kod paketleri zaten işlemci içinde yüklü. Film mi izleyeceksin, dizi mi izleyeceksin televizyondan. Televizyonun kendi içindeki sistemi kullanmak çok mantıklı gelmiyor bana. Çünkü orada güncelleme sıkıntısı var, uyum problemi var. Zaten Android temelli sistem üzerinde çalışıyor genelde. O yüzden en mantıklısı böyle bir cihaz alıp eğlencenize eğlence katmak. Hakikaten hani ses sistemiyle de eşleştirdiniz mi zaten hani evi sinema salonuna çevirirsiniz. Neyse anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.